Kendini yayılıyor. Uzun çalışmalardan sonra bildiğiniz kitabı yayınlıyor. İngilizler saat 5 çayı içerler, biliyorsunuz. Burası da eski İngiliz kolonisi de bilmeniz gerekiyor. Şimdi 5 çay sırasında İngiliz hanımlar birbirleriyle konuşuyor. Bir tanesi diyor ki, arkadaş duydun mu diyor. Bizim Charles kökenimizin, geçmişimizin maymun olduğunu bulmuş. Bu deyince, diyor ki, arkadaşlar diyor, sakın bunu halk duymaz. Yani halk duyarsa, asiller ve halk eşitlenecek. Halk duymaz. Neyse, halk duysun bunu. Tabii ikinci büyük akıl açıcı girişim. Üçüncüsü de Sigmund Freud bildiğiniz. Freud da insanın fizik olarak bedeniyle ruhu arasındaki ilişkiyi çözümledi. Şimdi bakın 1850'lerde kabaca denk düşen tarih ve o dönem aynı zamanda Osmanlı'nın çağa ayak uydurmak için Çin yenileşme tanzıma projelerini yaptırdı. Daha sonra çağdaş okulları açtırdı. Daha sonra Benedikçi padişahlardan birinin dediği gibi Osmanlı tebaasının yani yurttaşlarından Müslümanın camide Hristiyanlığı kilisede Müsevisi'nde tam Havra'da görmeyi yeğleyen, uygulayan bir yapı. Ama buradan çıkan yenilikler Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye'nin devamı. Ama bu arada tabii Fransa'da başka ülkelerdeki düşünce gelişmelerde bir şey var. Ne bildiği işte Osmanlı düşünce şey itibariyle Fransa'ya yakın. Şimdi 1950'lere kadar Türkiye'de resmi olarak kullanılan ikinci dil Fransızca. Edebiyatta, bilimde, başka şeylerde bir Fransız etkisi var. Sonra onun yerine İngilizce, Amerika mesela. Şimdi devam edelim, gelelim. Şimdi Cumhuriyet, ulusal bağımsızlık ve yenileşme, daha doğrusu Osmanlı'nın bir yenileşme, onun çağdaşlaşma üzerine. Osmanlı parça parça çağdaşlaşıyor. Önce askeriyeden başlıyor, yani yamalak oluyor, hukukta şöyle oluyor, eğitimde böyle oluyor. Ve hem hukukta hem eğitimde Osmanlı iki parçalı büyüyor. Yani eski ve yeniyi bir arada götürmeye çalışıyor. Şimdi Cumhuriyet o eski ile yeniyi bir arada götürmek yerine götürmeyi bu tarafa itiyor ve teke indiriyor. Ve bütüncül çağdaşlaşma dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Yaklaşım ortaya çıkıyor. Burada mesela bir tanesini alalım. Oradan gidelim. Kadın erkek eşitliği. Kadın erkek eşitliği Avrupa'nın birçok ülkesinde henüz yokken Türkiye'de gündeme değil. Neyse aşamaya gelmeyelim de ondan önce Cumhuriyet'in bütünlüğünü tamamlayalım. O dönemde eğitim, sanayileşme, kapitalistleşme çabası ve kurumlaşma birlikte de Türkiye. Ve özgün, yerli bir gelişme sağlanıyor. Daha başka İktisat tarihçilerinin de kanıtlandığı gibi Cumhuriyet'in 45'lere kadar olan İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar olan dönemi Türkiye toplumunun dünyadaki demin sözünü ettiğim gelişmelere en çok yaklaştığı dönemdir. Ama olaya bütünüyle baktığınız gerekiyor. Şimdi peki şeyden sonra ne oluyor? İkinci Dünya Savaşı aslında ikinci bölüm şey, Türkiye
kolay değişti. Kendi ekonomik politikalarını yapılması gerekiyor. Dış politikasını Amerika'ya bağımlı kılıyor ve bunun devamında eğitimde, kültürde, başka alanlarda bu Amerika etkisi, daha da soğuk savaş başarıyla sıcak savaşının dışında kalan cumhuriyeti, soğuk savaşıyla tam bir başarısızlık cehennemini gerçekten yuvarlanıyor. Ve bu dönemde, bunu söylemek özgü sakınca, Amerika ile Türkiye'deki sağ, Türkiye'deki sağ deyince ben şunu söyleyeceğim. Şöyle, tamam şimdi yapayım, bir de var dedim şimdi. Siyasal İslam, yani İslam dini siyasette kullanılması. Siyasal İslam, bir de milliyetçiliğin aşırı türü. Şeyle karıştırmak, kendilerine ülkücü diyenler, şey yapmamak lazım, kavram karşısına çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü ülke olayı, Cumhuriyet'in 40 öncesi döneminde halk evlerinin çıkardığı derginin adıdır. Ve Cumhuriyet'in değerlerini sanır. Bir sonraki yıllarda kavram karşısına ulaşmış vesaire. Şimdi ve bu dönemde yine Türkiye'nin dönemde Türkiye'nin ekonomisi Amerika'nın yani sanayileşmekten vazgeçiyor. IMF'ye ve Dünya Bankası'na bağlı hareket ediyor. Yine bu dönemde yine bu İkinci Savaşı sonrası dönemde iktidarıyla muhalefetiyle siyaset Cumhuriyet'in temel değerlerinden uzaklaşmaya başladı. Ve iktidara gelen Demokrat Parti içtenlikli bir tutumla çalışmakla birlikte bir ikilem ile karşı karşıya. Bunlardan bir tanesi şu, yani öncelik meselesi, ekonomik kalkınma mı, demokrasi mi? Demokrat bu soruya önce ekonomik kalkınma. Bunu batılı düşünürler de, hani doğumlar zaten demokrasi diyeceğim ama anlamazlar. Önce gelişsinler mantığıyla. Hani Fransızca doğu için iyi diye kullanılan bir söz var, ortada doğu için iyi. Oradan giderek hep onu savunuyor. Demokratlar bu ikilemle karşı karşıya. Ve demokratlar ekonomik kalkınma için tarıma dayalı bir gelişmesi var. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokratlar ekonomik kalkınma için batıdan yardım almaya. Kapitalist ülkelerden yardım istiyor. Ha, oradan yardım gelmeyince bunu Sovyetler Birliği'nden alma yoluna gitmeye çalışıyor. O zamanki Sovyetler Birliği'nden. Sonuç eski deyimiyle hüsran oluyor. Çünkü Demokrat Parti iktidarına son veriyor. Bu son verme işinde Türkiye'nin yöneticilerinin demokrasi yerine ekonomiye öncelik verdi. Ekonomiye öncelik verdi. Artı Sovyetler Birliği'nden ekonomik destek alma eğilimlerinin çok belirleyici bir etkisi var ve tabii ki çıkan etkisi var. Şimdi gelelim benim size sözlerim. Bunun patenti tümüyle bana ait özgürlüğün en güzel anıydı. Bu 1961-71 arasıdır. Bana göre. Ve bu dönem Türkiye'de düşünce özgürlüğü ve koruma altında olduğunu ve sendikalaşmanın ve fakirleşmenin en parlak olduğu yıllar. Bir örnek vereyim.
şanslı bir yatalı gittim 500'üne. 13 yaşında kütüphanede yasaklı olan Nazım'ı okuma şansım var. Nazım Hikmet'i. Nazım Hikmet'in şiirleri, lütfen bunu not edin aklınıza. 1930'lu yıllarda İsmail Hakkı Çelik'in kitaplarında lisede, lise edebi, edebiyat kitaplarında okutuldu, okutulur. Ama 45'ten sonra tümüyle yasaklamış,